Kamu düzeni olmayan yerde güvenlik de olmaz, özgürlük de olmaz. Türkiye bir tarafta 90'lı yıllardan kalan, 12 Eylül döneminden kalan özgürlüğü feda eden bir güvenlikçi anlayışıyla, diğer taraftan işte hemdeklere, çukurlara ve illegal mahkemeler vesaireye kadar giden, kamu düzeni yok sayan bir kaos ortamı arasında gerildi durdu. Şimdi bu kısır döngüyü, kırmanın vaktidir. Bu iki kesimin de son yıllarda en çok hedef aldığı kişilerin başında ben geliyorum herhalde. Açık söyleyeyim, bundan da gurur duyuyorum. Madem ki onlar rahatsız oluyorlar, demek ki doğru yoldayız. Son 3 yıldır ülkemin ve hükümetimizin herhangi bir şekilde etkilenmemesi için dış politika konusunda bana yöneltilen tenkitlere cevap vermemeye özen gösterdim. 17 yıl içinde dış politikada elde edilen bütün kazanımları kendi hanelerine yazıp Suriye'de karşı karşıya kaldığımız zorlukları bize havale etmeye çalışanlar her şeyden önce siyasi olarak çok ciddi bir ahlaki zaaf içindedirler. Şimdilerde unutuldu. Suriye ile vizeleri kaldıran Dışişleri Bakanı da ben. Serbest ticaret anlaşması yapan ve iki ülke arasında ortak kabine toplantılarını gerçekleştirenler de bizlerdik. Bu sorumlulukların gereğini yapmak için ne icap ediyorsa yapacağız. Milletin üzerine, bölgemizin üzerine çöken kara bulutları dağıtmak için ne icap ediyorsa ve ne gerekiyorsa, hangi fedakarlığı yapmak gerekiyorsa, kınayanın kınamasından, tehdit edenin tehdit etmesinden yılmaksızın gereğini yapmakta bir anda tereddüt etmeyiz. Duysunlar diye söylüyorum. Bu davete, icabetime şu veya bu şekilde anlam yükleyenlere sesleniyorum. Allah şahit olsun ki Mekke, Medine ve Kudüs'ten gelen davete nasıl hayır demezsem ve demeyeceksem, Diyarbakır'dan gelen hiçbir davete hiçbir zaman hayır demedim ve demeyeceğim. Bu mübarek Ramazan gecesi böyle bir davete hayır demek Hazreti Ömer'e hayır demektir. Hazreti Süleyman'a, ashaba hayır demektir. İki elim kanda olsa ve ne şekilde ve hangi şartlarda olursa olsun Diyarbakırlılar beni bekliyorsa, iki elim kanda da olsa sizinle beraber olur.